Merhaba 90 Artı'ya hoş geldiniz. Ayhan Akman ve Gürcan Bilgiç ile karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Zirvede puan farkı 6'dan 8'e yükseldi. Medipol Başakşehir ev kurye Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Galatasaray ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1'lik beraberlik alınca aradaki puan farkı 8'e çıktı. Fenerbahçe dün Çaykur Rizespor karşısında kritik bir galibiyet elde etti. 3-2 kazanmayı başardı. Beşiktaş ise Kayseri deplasmanında yine puan kaybı yaşadı. Bu kez ikincilik hedefinden de biraz uzaklaşmış oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem Yıldırım Demirören'in istifası ile ilgili bilgi geldi, hem de Şenol Güneş'le 4 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi. Bu da elbette programın önemli konu maddelerinden biri olacak. Hemen başlayalım. Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında kaybettiği 2 puanla veyahut da kazandığı 1 puan mı? Yani oyuna bakınca galibiyete yakın olan taraf kimdi sizce? Erzurumspor mu, Galatasaray mı? Ne diyorsunuz? İki takım da bence yani beraberlikti maçın hakkı diye düşünüyorum. Ama kazanmaya yakın daha takım herhalde Erzurum'du diye söyleyebilirim. Yani şuradan çıkartıyoruz bunu. Muslera daha net pozisyonlar çıkardı. Mesela? Yani Galatasaray'da yani son değil mi 6-7 dakika iki takım da kazanabilirdi. Kazanabilirdi, evet. Yani o şeye geldiğimizde. Peki biraz oyunun detayına bakalım şimdi. Tabii Galatasaray'da Semih Sağbek, Emre Taşdemir sol bek başladı. Zorunluluktan dolayı. Hı. Nagatomo yoktu, Mariano yoktu, Lines yedekler arasındaydı. Hatta Fatih Terim ne dedi maçtan önce? Zorunlu kalmazsak oynatmayacağım Lines'i dedi. Ama hemen ikinci yarıda da almak zorunda kaldı. Nasıldı ilk yarı? Ya ilk yarı genel olarak Erzurumspor daha iyi başladı maça, onu söylemeliyim. Maçın belirli bir dakikasından sonra Galatasaray ele aldı oyunu. Ama ondan önce bir 15-20 dakika hatta gol ve golden bir sonrası da Erzurumspor'un daha bence etkili olduğu dakikalardı. Galatasaray ondan sonra yavaş yavaş kendine geldi ama Galatasaray daha çok Lines'i oyunu attıktan sonra belki Galatasaray'ın oyununu konuşabiliriz. Çok uzun zamandır oynamayan tabii ki bir sol bek Emre Taşdemir ve ayrıyetten hiç alışık olmadığı yerde oynayan bir Semih. Şimdi futbolu tabii ki değerlendirirken bazı mevkiler özellikle büyük takımlar için çok önemlidir. Onu her zaman söylerim ben. Sağ bek ve sol bek belki dışarıdan bir gözle böyle çok önemli olmayan mevkilermiş gibi gözükmesine rağmen özellikle büyük takımlar için çok çok önemli. Hatta şampiyonlukları kaderlerini belli eden oyuncu grubudur bence. Bakın Başakşehir'e sağ bekini sol bekini değiştirdi mesela Abdullah Hoca. Klişiyle Çaçara ile oynuyor uzun bir dönem. Ve hakikaten daha çok ofansif iki oyuncuya döndü mesela. Ya Beşiktaş Fener'in sağ bekini sol bekini aldı. Aldı. Bir sene üst üste şampiyon. Bir dönem önce de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan oyunculardır diye düşünüyorum. Gökhan ve Caner. Ersun Yanal şampiyonluğunda. Ersun şampiyonluğunda. Değil mi? Ondan sonra gene Şenol Hoca'nın iki şampiyonluğunda gene sağ bek ve sol bek iki ofansif. Evet zaman zaman defansif anlamda sıkıntı yaşarsınız ama her zaman Mustafa Hoca'nın da çok güzel bir lafı vardır. Yani büyük takımlar daha fazla gol atar. Gol yemek çok önemli değildir der Mustafa Hoca. Daha fazla gol atarsanız kazanırsınız der ve hatta bunu hem seyirci hem basın hem de camialarda bunu kanıksamıştır. Yani gol yemek çok önemli değildir ama iki tane yersiniz dört tane atarsınız. Yani genel algı daha ofansif bir oyun tercihidir büyük takımlar için. O yüzden çok önemli iki eksikle başladı aslında. Fernando'nun eksikliğini hiç saymıyorum bile çünkü Selçuk performansı gecenin bence en önemli oyuncusu. Hatta yapılan değişikliklerden sonra Selçuk değişiklikten sonra Galatasaray'ın orta sahası bir şekilde oyundan düştü. Çünkü geçiş oyununa dönmüştü o pozisyonda. Hani git gele dönen bir oyundu. Aslında maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar hep geçiş oyunu vardı. Niye? Çünkü Erzurum... Orta sahalar yoktu. Yani. Şöyle aslında biraz vardı, daha abartarak söylüyorum. Biraz daha çabuk geçirebiliyordu. Efendim? Abartmıyorsun öyle değil. Abartmıyorsun. Yani çünkü Erzurum da futbol oynamaya çıktı. Yani bu çok önemli. Ayıp olmasın diye abartarak söylüyorum dedim yani. Hani çok kolay geçildi orta sahalar. Çok naziksin. Evet. Şimdi burada tabii ki Selçuk topu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Selçuk topu ayağına çok iyi tutabilen, çok iyi top servis yapabilen bir oyuncu. Bu geçiş oyunlarında da işte o sahanın da kötülüğünü düşünürsek oradan sizi alıp çıkartabilir. Çok küçük bir dokunuş yaptı mesela. İlk golde. İlk gol öncesi. Evet. Çok klas zaten değil tek mi? Gol var yani. Nasıl? Zaten tek gol var. İlk golde bir. Doğru. Galatasaray'ın tek golü. Aynen.
ama çok önemli bir dokunuştur. Yani orada o işte o klas, yani onu, o golü attıran belki de o Lyundama ile başlayan, Selçuk'la devam eden, sonra Belhanda ve sonrası Mitroğlu'nun asisti, evet çok güzel ama orada o kaliteli ayak orada. O dokunuş olması, o atak oluşmayacak. Aynen ve maçta tam o şekilde gidiyordu. Çünkü sağ da çok kötü dediğim gibi, rakip de size bunu müsaade ediyor. Yani oynamanıza, kontra atak yapmanıza, geçiş oyunlarına müsaade ediyor. Çünkü orada da ofansif bir kadro var aslında. Obertan, değil mi? Yani çok iyi bir oyuncu. Ama Eduk. Eduk şey, böyle çok defansif. Önde Muhammed. Raşat Muhammed. Bunlar böyle çok defansı olan ve de böyle çok geriye dönüşleri olan oyuncu grubu değil. O yüzden işte bu geçiş oyunlarında Selçuk'un önemi çok önemliydi. Selçuk oyundan çıkınca 4-4-2'ye döndü Galatasaray. Hoca belki evet o riski almış olabilir. Hani iki forvetle belki daha çok gelebilirim düşüncesiyle yaptı bu değişikliği ama o değişiklik işin açıkçası işe yaramadı. Daha sonra hemen aslında Fatih Hoca tekrar oradan onun döndü. Üzerine beş oradan döndü. Değiştirdi tekrar. Hemen Emre Akbaba'yı aldı ama oyun ne yazık ki ondan sonra istediği gibi şekillenmedi. Çünkü o noktada Erzurumsporlular da artık o motivasyonla daha çok kaleye gelmeye başladılar. Çünkü maç içindeki o gidiş gelişlerde oyunu biraz kaptırdığınızda rakip de artık gelebilirim, Galatasaray pozisyon bulabiliyorum rahatlığıyla daha çok gelmeye peki, başladı. Peki Ayhan Hoca'nın şimdi Fatih Hoca'sın. Oyun sıkıştı, kazanman lazım. Fatih Hoca bunu yapıyor hep. Yani sıkıştığı zaman değil mi? Stoperleri santrafor yapıyor. Bir forvet daha atıyor. Olmadı işte doldur boşaltı döndüğünde oranın boyunu uzatıyor. Bunları yapan bir hoca. Şimdi Selçuk Cagne değişikliğiyle ofansif bir hamle yapmak istedi. Ve yorumuna katılıyorum. Şöyle katkıda bulmaya çalışıyorum. Ya da farklı bir görüş mü? Empati yapalım yani işin içinde. Bir de şu şey biraz yukarı alsana ya. Soldaki mikrofonu. Sol beki. Ha, sol beki ha. Şöyle mi? Çok hareketlisin ya. Kerem şimdi yönetmenimiz diyor ki ben reklamı bekliyordum. Gürcan abi hızlı davrandı. Hayır şimdi gittim geldim programda söylenir mi söylenmez mi diye şey söyleyelim. Yani. Çünkü ben rahatsız oluyorsam seyredenler de oluyordur. Baştan düzeltmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Şeye güvenerek mi yapmıştır? Yani bu Belhanda ile Fegül'de orta saha özellikleri var. Dolayısıyla o Selçuk'un zaten Selçuk'a söyledi. Yani kötü oynadığın için taktik değişikliği dedi. Tabii yani kesinlikle taktik değişikliği. Hemen anlamıştır zaten yani. Yani anladı, çift forvete döndü hoca. Evet. Daha çok pozisyon yakaladı. Belhanda ile Fegül'i de rakip kaleye daha yakın oyuncular şut atıyorlar işte araya oynuyorlar. Onu mu düşünmüştür? O açığı Belhanda ile Fegül'ü kapatır mı o tempoyla? O ona sıkıntı yaratmaz. Belki oyunun gidişatı da aslında döndü Galatasaray'a. Belki hoca hani orta sahaya da çok ihtiyaç olmadığını bir adamı daha önde kullanabilir miyim diye düşünmüş olabilir. Çünkü Galatasaray o noktada Galatasaray top oynamaya başlamıştı. Ama oyun şuna döndü, gitgele döndüğü için oradan ilk önce sizi iyi bir ayağın, temiz bir ayağın çıkarması lazım. Yani A, B, C'yi sayarsak aslında 1, 2, 3'e hani 5'e kadar gelmek için 1, 2, 3'ü saymanız lazım. Şimdi o pozisyonlara da gelmeniz için ne dedik az önce? Lyundama ile başlayan ve Selçuk'un çok küçük bir dokunuşu, bir altın dokunuşu belki de. İşte o 1 Lyundama'ydı, 2 Selçuk'tu, 3 de Belhanda ile devam ediyordu. Peki aradaki bunu bir taşı çıkarmış taş oldu Fatih. Hayır ne bil, peki hoca bunu göz almış olabilir mi? Hayır hoca tamamen ofansif bir hamle yaptı. Hoca kazanma adına. Hayır orta sahayı tamamen kaybetmeyi göz almış olabilir mi? Şimdi dedi ki ben Cagney'i attım. Evet. 1.90. Mitroğlu'nu attım. 1.90. Ama dakika kaç? Yani orta sahadan senin dediğin gibi pas istasyonlarıyla yani oyunu kurarak ya da ayağı oynayarak gitmek yerine zaten oyunun boyu uzadı. Galatasaray'ın genel olarak boyu takım boyu uzadı. Vurayım. Ya, takım boyu. Belki uzuna da dönebilir diye düşündüm. Ama biraz erkendi. Dakika 69 yani. Yok canım, olur mu? Tabii 69. 70 abi. Özür dilerim. Tamam. Yani 20 dakikayı kovalamayalım o zaman. Ya şu yani, bu daha biraz daha geç olması gerekmiyor muydu? Yani bu elbette her teknik adamın başvuracağı, gerçi mesela Aykut Hoca'nın genelde başvurmadığı, hani eleştirmek için söylemiyorum. O takım bütünlüğünü asla bozmak istemiyor. Fatih Terim ise tam tersi ön tarafta bir yığılmayı tercih ediyor son bölümde eğer skoru alamamışsa. Ve Donk'la hatta Maicon'u da aldı. Evet. Ve şey de aldı, puan da aldı. Orada şöyle hocam bir fark yok mu?
Antalya Spor deplasmanı çok güzel bir örnek verdim. Antalya Spor deplasmanında Galatasaray zaten oyunu tamamen rakip ceza sahası ve çevresinde oynuyordu. Doğru mu? İşte Antalya Spor oyundu aslında. Antalya Spor hiç Galatasaray'ı geri koşturamıyordu. Antalya Spor hiç orta sahayı geçemiyordu. Orada ikinci santforu oraya almak uzun boyluyu neyse daha işte ben de anlaşılabilir. Burada aslında, oyun yok daha ortada. Şimdi burada aslında Galatasaray bir şekilde daha çok gelmeye başladı biliyorsun o dakikalarda. Ama daha çok İkinci neye göre? Başlamasıyla sıfırdan beraber. Sıfırdan daha büyük olmak. Hayır hayır. Bir büyüktür sıfır yani. 45 ile 50'den sonra o 60-65'ler hatta 70'e kadarki pozisyonda Galatasaray'ın mutlak üstünlüğü var oyun anlamında. Belki hoca işte o yığabilirim yani daha önce o yığabilirim diye düşündü diye ben çift ben forvete döndü ben o kadar mutlak üstünlüğü olduğu kanaatinde değilim o bölümde. Daha sonradan daha gelmeye başladı. Daha fazla topa sahip oluyor ama o kadar mutlak üstün değildi bence mesela. Antalya deplasmanındaki kadar ama bir hakimiyet çok geç aldı zaten o zaman. Maikon'u da aldı galiba. Sonlara doğru Donka işte. Da aldı. 80 yani, falandı galiba. Daha zaten biraz daha girer geç atmadı. Dakikadaydı. Aynen öyle. Ya aslında şey bu. Bu savaş sanatları var ya uzak doğu. Çeşitli felsefeleri var, stratejileri var. Yani orada diyor ki bir düşünür. İsimler zor aklımda. Yenileceğini bilen diyor. Evet. Savunma yapardı. Defans yapardı. Ama diyor yenileceğini anlayan saldırır diyor. Yani o çok ince. Kim söylüyor bunu? Abi zor sorular sormuyor. Aklımda değil diyor adam. Sıkıştırıyorsun yani. Something wrong söylüyor. Something wrong. Şimdi bir daha tekrar edelim mi? Yenileceğini bilen savunma yapar. Savunur. Yenileceğini anlayan saldırırdı. Yani burada işte son dakikalar, alınan riskler esasında... İşte son dakikalar değil ama dakika 69. Benim itirazım biraz orada. 80'de olsa bu artık hani son çare. Ama hiç oyunda öyle olmadı ki. Galatasaray topu atmadı ki uzun. Ama orada da şu var. Esasında en iyi Ayhan Hoca yorumlar. Empati yapmanı rica edeceğim. Buyur abi. En pahalı transferin kulübede. 80'e mi saklarsın, 70'te mi sokarsın? Şimdi Cagne olayını hoca baştan söyledi ama yani Cagne'yi de çok kullanmama durumunu olduğunu söyledi. Evet. Yani sakatlığından dolayı. Bir zaten şekilde dediği gibi yani baktı işte yürümüyor. Bence orada gözü kararttı. Yani baktı gitmiyor. Olmuyor yani. Bir türlü aşamıyor oyuncunun formsuzluğundan. Çünkü Mehmet Hoca'yı da takdir etmek lazım. Geçen senle konuşuyorduk hatırlıyor musun? Yani Galatasaray'a karşı oynuyorsan Belanda'ya baskı yapacaksın. Yaptı. Yani göbeği kapattı. Tam gol Belanda'dan gelse de maç için yani 90 dakikanın genelinde o şutları ya da Fegulio araya oynamasına çok imkan vermediler. Aynı Akhisar maçında olduğu gibi. Ve o sıkıntıda işte tempo gitmiyor, işte soğuktan gitmiyor de, yükseklikten gitmiyor de, nefes nefese kaldım diye. Yani vazgeçti bir şeylerden Fatih Hoca orada. Ya zaten yani, bu konuştuğumuz bölüm 5 dakika sürdü. Tabii canım. Ama hemen döndü zaten. Onu az önce onu hayır, oradan, aynen. Hemen hoca hemen farkına vardı zaten. Orta sahadaki o eksikliği gördü. Hemen gördü. Hemen zaten Emir Akbaba'yı aldı. Ama orada şöyle bir şey oldu bence. Selçuk'un çıkmış olması, Belhanda'nın önden daha geri gelmiş olması, Emir Akbaba'nın girmesi, yani tekrar bir orta sahada merkezde 3 kişi olmuş gibi görünüyor. Belhanda, Ndiaye, Emre Akbaba. Sayı ama, olarak diyorsun. Evet sayı olarak ama Selçuk, Ndiaye, Belhanda üçlüsünün çok gerisinde kaldı bu üçlü. Tabii canım. Hem pozisyonları itibariyle. Hayır şimdi Emre Akbaba dediğin zaman yani midfield bile değil. Atak orta saha olarak değerlendirirsin. Sen, tabii, yani bir 10 numara gibi aslında. Tabii yani. Genel olarak. Yani beklediğin görevler Selçuk'la aynı değil ki. O da sakatlıktan yeni çıkmış. Onun da maç eksiği var. Artı oyun tipi olarak ofansif bir oyuncu. Yani ileri gitmeyi seven, topu doğru oynayan. Belki de duran topları kullansın diye. Yani şutu da var. Yani birkaç tane şut da attı. Yani hoca riskleri aldı ondan sonra oyunun içerisinde. Yani ilk önce bir çift forvete döndü. Hemen zaten onun işe yaramadığını gördüğü zaman Emre Akbaba'yı aldı. Ama. Doğal olarak bir... Yani 10 numara bir pozisyonda. Çünkü Badu ile Belanda da seni belki o noktada orta saha oyuncusu. Nebil doğru söyledi. Yani 1-0'dan büyüktür sonuçta. Sen orada bunları yaparak 0'a da oynuyor olabilirsin.
Ya maçı berabere bile bitiremeyebilirsin yani. Evet, ama artık onu düşünmez hoca yani. Nasıl düşünmez? Rakibin kazanmış senden önce. Tamam ama işte onu söylüyorum yani artık her türlü riski alır Fatih Hoca o noktadan sonra. Yani şöyle mi düşünürsün? Şu anda 6 puandan 8'e çıkma ihtimali var. Ama ben bir hamle yapmalıyım 6'yı tutmak için mi? Yoksa... Bir puana olabilir. Razı olayım mı evet, diyorsun? Hayır ben yok, bence kesinlikle olmaz. Ben de katılmıyorum o yüzden. Yani. Hayır oraya mesela Donk'u atması orta sahaya Emre Akbaba yerine. Sence defansif bir hamle mi? Evet. Ya da bir puana razı olmak mı? Evet. Ya, atmadı zaten. Ya görüntü olarak belki öyle bence olabilir. O mu yani? Hayır görüntü olarak öyle bir olabilir. Orta saha defansif bir oyuncudur yani sonuçta. Evet. Ama hayır, oyunu tutma hayır. Açısından Donk tercihi yanlış olmayabilirdi yani. Şimdi, biraz daha işte o ilk çıkış anından bahsediyorum. Aynen. Yani Selçuk çıktıktan sonrasından bahsediyorum. Tabii. Yani Selçuk çıkana kadar Ayhan Hoca güzel anlattı. Tabii. O pas bağlantılarını kaos olmadan en azından ayağa oynamaya çalışarak rakip kaleye gitme çabası Selçuk varken yapılmaya çalışılıyordu Galatasaray'da. Selçuk çıktı. Orta saha kalmadı. Şeyde vazgeçti. Erzurum'da da kalmadı orta saha. Onlar da hurra devam ettiler. Yani Emre Akbaba'ya Donk mu girmeliydi diyorsun? Girseydi daha iyi olur mu? Hayır Emre Akbaba'nın yerine. Yani bu ortama baktığın zaman. Şimdi sen teknik direktörsün ki Fatih Hoca bunu mesela Çek maçında yapmıştı. Hangisinde? İşte 2-0 yedikti ilk takım. Sebi'yi çıkardı orta saha aldı oyuna. Tamam. 2-0 mağlupken yaptı bunu. Sonra sohbette dedi ki bize. Dedi ki kardeşim dedik. Takım mali forvet çıkar falan yani öyle bakıyorsun. Olur mu dedi. Benim dedi önce bir oyunu tutayım ki dedi. Tamam. O yüzden zaten Selçuk'un çıkmasını ve Cagney'in girmesini eleştiriyoruz. Zaten kendi de 5 dakika sonra bundan geri dönüyor. Hayır Emre Akbaba'yı atması gene orta saha hamlesi değil. Onu söylemek istiyorum. Sen Donk'u alsaydı gerçek anlamda orta sahayı tekrar kazanabilirdi diyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum. İşte o yüzden zaten ilk hamlede problem var. İlk hamle öyle olunca bu sefer ondan geriye dönüş olamadı. Peki VAR'a gidemiyor mu orada? İşte nasıl? Burada yanlış karar vermişim. Değiştireyim yapamıyor muyum? Yani? Maalesef olmuyor. Evet. Peki şimdi hakikaten Galatasaray'ın sağ bekleri özellikle yani Nagatomo da pasta oyuna çok katılan bir bek. Ama sağ bekler hücumu yönlendiren oyuncular. Hı hı. Çok yüzeysel ve hızlıca aslında söylüyorum. Yuto'nun daha önceki, bir sene önceki yani şampiyon olduğumuz dönemdeki performansını hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Yani gene ofansif anlamda Yuto çok şeyler verdi. Tabii. Yani, ama çok gol, asist veya pozisyon hazırlığında Nagatomo olmuyor çok da. Çok destek veren hani en azından aynen. Desteğini veriyor. Orada seni çıkartıyor o pozisyonu. Şimdi Semih Kaya'nın yani hiçbir şekilde öne force etmeyeceği belli. Yani oyuncu özellikle olarak bunu yapması neredeyse imkansız. Gerçi Roberto Mancini zamanı Trabzon'da golü var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray. Ya olabilir ama genel olarak yani stoper karakter. Acaba diyorum daha ki hani Ömer Bayram'la ilgili görüşlerim de bellidir. Hı. Yine de iki bekle çıkılabilir miydi? Bir tarafta Emre, bir tarafta Ömer. Ters ayaklı da olsa. Nasıl Lines mesela, şimdi Mariano ile Lines sağlıklı olsalardı, biri cezalı olmasaydı, diğeri de sağlıklı olsaydı bugün nasıl çıkardı Erzurum'a? Mariano sağ bek, Lines de sol bek çıkardı, doğru mu? Ama yani biraz maçın da zor olabileceğini düşünüyoruz. Yani. Biraz defansif olabilir diyorsun. Yani belki hani daha Semih'i biraz daha içeri atıp Marcao, işte Luyendama, Semih üçlüsü biraz daha şeye özgürlük verip, sol tarafta Emre Taşdemir'e özgürlük verip üçlü durabilirim dedi düşünmüştür. Üçlü defansif, bir geride üçlü. Emre Taşdemir'i daha ofansif, Onyekuru'yu da biraz daha içeride kullanmayı düşünmüştür ki çok da hatalı değil. Çünkü orada da Obertan, işte Eduk değil mi? Bunlar önemli oyuncular yani karşılarında oynayan oyuncular. O yüzden bu ilk dönemde bunu düşündü hoca. Zaten çok da kötü bir sonuçla ayrılmadı ilk yarı itibariyle. Sonra ikinci yarıda hamlelerle beraber Lines hamlesi bir Galatasaray'ı zaten hemen canlandırdı. Evet. Ve sonucu da aldı aslında. Maç çok iyi giderken aslında işte o Selçuk değişikliği belki biraz Galatasaray'ı geri çekti. Markaan'un hatası için ne diyorsun golde? Ya çok acemice değil mi ya? Yani Sakarca, acemice. Fakat yani o oyuncunun mesela Portekiz'de oynarken de o tip şeyleri var. Sakarlıkları mı? Hamle sıkıntıları var. Ama yani bu yapılabilir bir hata her stoperin başına gelebilir. Ama böyle bir maçta üstelik ne bileyim yani çok zor da bir pozisyon değildi. Yani onu düşünmeye, o adımlarını ayarlamaya süresi vardı gibi geldi bana sanki. Ya %100
çok büyük zamanlama hatası bir defa. Yani hiç pozisyona gitmesine gerek yoktu. Tamamen hani kalsa zaten pozisyonu alabilirdi, rahatlıkla alabilirdi. Ama alabileceğine inandığı bir pozisyona çıktı. Ama bence orada, zamanlama büyük bir hata. Orada Reşat'ın vuracağını düşün topu. Şimdi o da genç bir oyuncu. O da yani, genç bir oyuncu. Kafaya çıkacağını mı düşündü? Kafaya çıkacağını düşündü. Muhammed'in. Bana göre ona göre ayarladı. Reşat Muhammed de çıkmayınca kafaya orada bir kaldı. Şimdi bu hataları zaman zaman hataları göreceğiz. Lyon'damadan da göreceğiz, Marcado'dan da göreceğiz. Yani bunlar evet ben Türkiye'nin en iyi stoperleri olarak tırnak içerisinde söylüyorum. Öyle de düşünüyorum. Hala geçerliyim bu fikrimde. Ama zaman zaman bu tip sakarlıkları, hataları bazı maçlarda göreceğiz. Şimdi Ozan'dan biraz sonra bahsedeceğiz belki. Ozan'ın da o zamanlama hatalarını biliyorsun, hatırlıyorum. 4 tane penaltı yaptı. 4 yani, tane değil mi? Bilmiyorum sayısını ama yani ciddi zamanlama hataları orada hani basmaması gereken, hamle yapmaması gereken zamanlarda yaptı. Bu şey de var mı yani Galatasaray'da takımında bir acele var ya. Stoperlerde de var o. Kapayım topu, atayım bir an önce. Rakibe gelmeden basayım, keseyim. İşte vereyim sağ beke, vereyim işte Belanda'ya şeye sanki oyun bir aceleye bir çabukluğa kurgulanmış. Bunun peş sırada karar yanlışları çok çabuk gelebiliyor yani. Şimdi o iki oyuncu tercihi de ben hocanın bilinçli bir şekilde o iki stoperi aldığını düşünüyorum. Ayakları iyi olduğu için mi? İki tane ayakları iyi ve iki tane çabuk stoper. Yani geniş alanda oynayacaklar. Dönüşleri de çabuk yakalayabiliyorlar oyuncuları. Yani sadece bu iki oyuncunun eksikliği Lyon'damadan da görüyoruz. Bazen yapmaması gereken dönüşleri yapıyor mesela. Bir stoper o dönüşleri yapmaz. Ya maç içinde hani arkasını görmediği zaman şöyle bir dönüş yapamazsın. Yani geniş açıda yakalaman lazım. Her şeyi görürsen evet bazı riskleri alabilirsin. Ama hiç olmayacak bir pozisyonda mesela... Bugün de yaptı gene. Bugün gene o dönüşü gene yaptı. Aynen gene yani kaybetti kaybetmedi o. Birkaç pozisyon denedi öyle o dönüşleri. Mesela bunlar yanlış. Yani o stoper adam şeyde yapmaz o pozisyonu. En azından tehlikeli bölgede yapmazsın. Ama bu oyuncu seçimleri, Galatasaray'ın oyuncu iki stoper seçimleri özellikle iki tane ayağı iyi, çabuk stoperlerden kurulu. Bence Türkiye ligleri içinde yeterli kalitede olan, seviyede olan stoperler. Bence stoper dediğin hatasız oynamalı birinci. Bak kusursuz demiyorum. Hatasız. Hatasız diyorum. Kusursuz başka bir şey. Hatasız oynayan futbolcu var mı peki bilmiyorum ben. Vallahi, stoperler var mı? Yani Galatasaray'ın bu stoper ikilisinin... Her maç en az bir tane gollük pozisyonu var. Hani golle sonuçlanır, sonuçlanmaz. Ama direkt onlardan kaynaklanan yani. Bu bence büyük problem. Bunu geçmek için biraz daha basit oyunu tercih etmeleri lazım. Biraz daha belki Fatih Hoca kulaklarını da çekebilir bu iki oyuncunun. Yani bu anlamdaki risk taşıyan oyunlarından bahsediyorum. Yoksa Marcao'nun o oyuna başlangıcı yani işte yok zaten oyun kurulumundaki etkisi Galatasaray'a da başka şeyler veriyor. Başka özellikler katıyor. Muhakkak. O yüzden bu senin dediğin evet o riskli şeyleri de çözerlerse zaten Avrupa'nın da belki de en iyi stoperler arasına gelebilirler. Yani. Ben teknik olarak Ayhan Hoca'yla paralel gibi bugün hayret hep çoğunlukla aynı fikirdeyiz. Genel olmuyor ama. Lyon'damanın performansı nasıldı sence Gürcan abi bugün? Hayır bunlar genç oyuncular. Bir de yani o mevki, stoper mevkisi biraz yaş istiyor yani. 26-27. Marcao da 22 yaşında şu an yani. Tabii yani o olduğunda üst düzeye geliyorsun. Yani işte falan da sağdığın hali ortada yani. Yapıyor hatalar yapıyorlar yani bu... Serdar'ın bu hafta da yani yaptı. Ondan kaynaklandı. Serdar gene gitti baskı yaptı. Yanından kaçırdan ya üstünden atılan bir topta devam etmeliydi yani. Hayır hayır Vedat Muriç'e basması gerekirken. İkinci goldeki yerleşim inanılmaz zaten. Tabii tabii. Serdar'la başlayan bir hata. Tabii tabii mesela orada, olacak iş değil yani. Orada Serdar'ın Muriç'le kalması lazım. Tabii devam etmesi gelen lazım. Gelen adama çıktı orada. Tabii. Neyse yani bunlar öğrenecekler ama Ayhan belki de insanların biraz keskin olması yani bu hatalara böyle çok toleranslı davranmamasının nedeni çok önemli yatırım yaptı Galatasaray yönetimi. Çok zor bir dönemde. Yani tamam oyuncular sattı. Bakın iki stoperin maliyeti 12 milyon euro. Aşağı yukarı tabii. Yani şimdi izleyiciler nereden çıkarıyorsunuz 12 diyebilirler. Lyon'dama için bir şimdi kiralandı ama onun bonservisi tamamlanacak yani netice itibariyle. 8 milyon euro. Lyon'dama yanlış bilmiyorsam 4 milyon euro Marcao için verdi. 13 tam milyon. Ozan'ın
parasıyla birebir. Tabii yani 13 milyon euro Cagne için verildi. İşte sezon başı 4 milyon euro Emre Akbaba'ya verildi. Yani normalde çok büyük para değil bu Galatasaray için. Ama bugünün konjonktüründe kulüpler bu durumda işte UEFA kelepçe melepçe derken hakikaten büyük paralar. İki oyuncunun maliyetini hesap ederken geçen programda da aslında kısmen konuştuk. Maaşlarını da konuşmamız lazım. Yani 4 milyon alınan şimdi Serdar'ın maliyetine iki oyuncu oynuyor yani şu an. Lyundama'nın ve Marcao'nun maaş yükü Serdar'ın totaline eşit. Anlatabiliyor muyum? Yani hani hayır, ben, çok büyük maliyetleri konuşursak bonservisle alınan oyuncular. Sırf bonservis üstünden konuşuyorum. Ama işte ikisini beraber düşünmen lazım. Ha, bunlar doğru transferdi ama hiçbir kulüp yapamadı bu yatırım. Galatasaray yaptı. Aynı geçen sene sizin başladığınız sezon 40 milyon euroya yakın bonservis ödedi. Yani belki de daha fazladır. Gene yatırım yaptı. Niye? İşte iyi bir kadro verelim. Takım çıksın. Fatih Hoca'nın eline de yani 25 milyon euro Ocak transferinde harcandı. Oyuncular verildi. Tabii ama satışlar bir yanda, da var ya. O satışlar aynen. Olmasaydı zaten harcama olamayazdı. Ama, tamam da sonuçta oyuncunun borcunu ödemedin. Parasını vermedin gittin oyuncu aldın yani. Tabii bir de bu gelen parayı yani, doğru harcadın mı harcamadın mı? Bunu zamanla göreceğiz yani. Tabii Lyundama ve Marcao aslında şu anda zaten herkesin herhalde daha çok ağırlıklı Galatasaray'ın stoperleri herkes beğeniyor diye düşünüyorum. Bazen ana hatalar yapabiliyorlar. Bazen gol yediriyorlar ama. Ya bunları... Şaka yapıyorum. Zamanla bakacağız tabii. Bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra biraz artık şampiyonluk yarışına bakacağız. Çünkü 8 puana çıktı Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki fark. Bu fark kapanır mı, kapanmaz mı? Biraz onu tartışacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. 90 artı devam ediyor. Şampiyonluk yarışı konuşmadan önce özellikle Ayhan Akman'a sormak istediğim bir soru vardı. Daha biraz daha teknik bir detay ama Tudor'la birlikte çalışırken de bunu gözlemliyorduk. Aşağı yukarı oyuncu grubu da benzer olduğu için özellikle orta saha oyuncularından bahsediyorum. Şimdi sezona geçen sene 4-1-4-1 gibi veya 4-3-3 gibi yani 1-6-2-8 işte Fernando, Belhanda, Ndiaye'ye başladınız. Ama bazı maç başlangıçları 4-2-3-1 oluyordu. Ve burada hani yorumlarken kendi aramızda, mesela Önder Hoca'nın şöyle bir tespiti olmuştu o zaman. Bekleri daha fazla çıkarmak için 4-2-3-1, biraz daha orada savunma emniyetini, bekleri öne git daha fazla çıkaralım ama merkezde de o oyuncular beklerin açığını kapatsın gibi bir şey vardı. Bugün de ve birçok maçta da Fatih Terim de mesela 4-3-3 başlıyor, ondan hiç taviz vermiyor. 4-1-4-1 veya 1-6-2-8. Ama işleri iyi gitmediği zaman o da Belhanda'yı biraz daha 10 numara gibi oynatıp Ndiaye'yi biraz daha 6 numaranın yanına yaklaştırıyor. Ne diyorsun? Şimdi biraz bu sistemler de şeye bağlı. Oyuncu kapasitenize bağlı, oyuncu özelliklerine bağlı. Şimdi ne zaman döndü mesela hoca 4-2-3-1'e? İkinci yarıda. Bugün itibariyle şeyle belki Emre Akbaba'yı alınca doğal olarak Selçuk da oyunda yoktu. Sanki bence ikinci yarının başlangıcı da öyle gibiydi. Belhanda'nın biraz daha forvete yaklaştığı. Ama sonra zaten Cagney'i hemen aldı biliyorsun. Evet. 4-4-2 gibi bir pozisyonda oldu. Yani aslında Belhanda ve Badu ikili merkez orta saha gibiydi ilk düşünce. Çünkü evet. Mitroğlu'yla Cagney klasik. 70. dakikaya kadar konuşuyorsunuz değil mi bunları? Efendim? 70'ten sonra orta saha yoktu çünkü. Evet. 4-0-6 mı diyeceğiz? Ya şimdi oyunu beklere çıkarma durumu aslında her sistemde bir şekilde... Ya ben genel olarak aslında teknik olarak bunu soruyorum. Yani. 4-3-3 ile 4-2-3-1 neden aynı oyuncularla 4-3-3 oynar sonra neden 4-2-3-1'i tercih eder? Buradaki farklılık biraz çok küçük bir fark varmış gibi görünüyor ama... Beklerle alakalı değildir o bence. Değil ha, hayır, neden bence bir tane oyuncunuzu biraz daha forvete yakın oynatmaya çalışırsınız ki artık çok geri gelmesin. Biraz 4-4-2'ye kıvamına gelsin diye. Yani aslında orada 10 numaraya biraz daha konfor alanı yaratmak için. Ve daha öne git dersiniz. Çünkü gole de ihtiyacınız olduğu dakikalar olabilir. O yüzden biraz 10 numaraya dersiniz ki gelme artık. Hani biraz daha önde bir pozisyonda hatta 4-4-2 gibi oyna da diyebilirsiniz. Arada gelir alır. O kırıldığı zaman da sen 4-2-3-1 olarak değerlendirirsin. Doğru. Mesela Aykut Hoca da rakip sertse 4-3-3 oynar. 4-2-3-1'den vazgeçerdi yani hocanın dediği gibi. 4-3-3 daha defansif, daha bir sistem.
Ama şimdi halbuki daha garantili bir algısı daha defansif gibi. Ya şimdi şöyle bir ama durum. Değil. Ama tabii kimlerle oynadığın çok önemli. Elindeki kadroya çok bağlı. Şimdi atıyorum 4-2-3-1'i şeyle oynuyorsunuz. Manchester City. City kimle oynuyor? Pogba. Bu geçen itibariyle İlkay'la oynadı. Ha City pardon ben United'a gittim. İlkay'la oynadı, De Bruyne oynadı, Silva oynadı. Yani üçlüyü şimdi bunların hangisi defansif? Yani üçü de ofansif orta saha. Ama öyle özellikleri var ki 2-8 gibi işte De Bruyne, evet, ve Silva daha ofansif oynuyor. İlkay biraz daha 4+1'in oyuncusu gibi kalıyor. Ama öyle oyuncular ki gidiyor blok aralarında rahatlıkla dönüşlerini yapabiliyor. Diğerleriyle rotasyonda belki diğer de Silva ile içeri geliyor, o dışarı çıkıyor. Yani oyuncu kapasitesini sizin ne oynayacağınızı belli ediyor zaten. Biraz daha ofansif orta sahalarla oynuyorsanız daha ofansif orta sahalarla oynuyorsunuz. Biraz daha eğer merkezde iki tane sizin Donk'la Fernando varsa değil mi daha çok tutarsınız. Mesela, Belanda'yı biraz daha ofansa atarsınız. Hoca kimlerle Conte, oynadığınıza bağlı. Conte şey oynuyor değil mi Chelsea'de şampiyonluğu sene? 4-2-2-2. Ne? 4-2-2-2. Tabii tabii. Döndü şampiyon oldu ya. Hayır hayır. Moses'i zaten parlamasının sebebi 3-4-3'ün sağ kanadındaki sağda, atletizmi. Sağda golü asisti falan değil. Moses ayrıca geleceğiz zaten. Galatasaray, Medipol Başakşehir'i yakalayabilir mi, yakalayamaz mı? 10 hafta kaldı, 8 puanlık bir fark var. Yani yakalaması için Başakşehir'in en az 3 maç kaybetmesi. Değil mi? Doğru. Galatasaray'ın da hiç kaybetmemesi. 5 beraberlik. Beraberlik. Falan. Yani. Yani 9 puan artı mağlubiyet, beraberlik artı mağlubiyet. 24 maçta 11 gol yiyen bir takım kalan 10 maçta 3 maç kaybeder mi? Soru bu diyorsun. Bu sorunun cevabı evetse Galatasaray şampiyon olabilir diyorsun. Peki da, sorunun cevabı evet, ne? Hayır evet olsa bile. Olsa bile. Evet olsa bile Galatasaray'a geri döneceğiz. 7 gol sayısına bakacağız bu sefer de Galatasaray'a. 25. 24 maçta 25 gol. Yani ortalama her maç bir gol yemiş bir takım. Evet. Kalan 10 maçında işte 30 puan neyse. Rakip kaybetti. 21 puan yapar mı? Galatasaray havlu attı mı bugün? Yani ben kesinlikle hayır. Yani, havlu atmaz Galatasaray. Niye matematik atsın? Yani matematik olarak zaten şansın devam ediyor. Ve rakibinle de oynayacağın maçı. Galatasaray, bu hafta Fenerbahçe maçı var işte Başakşehir. Yani şey neydi 21-45 20-45 attın abinin kulakları çınlasın Fırat'ın lafı değil mi? Bu arada onu ilk Faruk Süren söylemiştir biliyorsunuz. Öyle mi? Yani, tabii. Ben hayır, oradan başkan diye hatırlıyorum. Hayır anlatayım isterseniz. Sen maçı hemen hatırlayacaksın. Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiğinin birinci maçı. Ali Sami Yazdığ'ın da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 97-98 sezonu. 98'in işte Şubat ayı. Martı falan. Değil mi? İşte, 90, evet. Bir gün önce Galatasaray'da bir mali kongremine öyle bir şey var. Galatasaray geriden geliyor. Fenerbahçe'yi yenerse lider olacak. Ve Faruk Süren hiç böyle demeçler vermeyen adam çıktı dedi ki kongrede hepimiz mikrofon. Ben de o zaman muhabirim oradan çok net hatırlıyorum. Yarın 20.45'te lideriz biz dedi. 20.45'i ilk Faruk Süren söylemiştir. Oradan. Ama ne oldu o maç? 2-2 bitti. Boliç attı hatta Galatasaray 2-1 öndeyken. Galatasaraylılar yıkıldılar lider olamadıkları için. Fenerbahçe Samiyen'den lider döndüğü için çok sevindi. Hatta o meşhur işte Alişe'nin evine gitti bütün futbolcular. Değil mi? Evet. Hatta ne? What is the time? Zey zey. What is the time der değil mi? Alişen o üslubuyla. Yani 20-45 ilk Faruk Süren'dir. Onu söyleyeyim. Ha Adnan Polat onu efsaneleştirdi 20-45'i o başka. Hayır, şampiyon oldu çünkü tabii, şampiyon oldu. Onun da mesela müthiş bir görüntüsü var. Galatasaray şampiyon olmuş. Adnan Polat omuzlarda. İşte elinde mikrofon. Diyor ki Saat Kavuç diyor. Yandan birisi diyor ki 10 oldu diyor. tabi bayağı geç oldu. Tam gerçek saati söylüyor orada galiba. Oradaki gerçek saati söylüyor. 10 oldu diyor. Tamam mı? Güzel. Stat 20-45 diyecek. Peki ne diyorsun 20-45'ten nereye geleceksin? Yani? Abi biz yani Fenerbahçe'nin çıkışı mesela bugün dünkü maçtan sonra Ersun Hoca'nın ifadeleri. Yani biz şampiyon gibi oynayıp bu ligin değişkenlerini etkileyen takım olmak istiyoruz dedi. Tamam. Başakşehir maçını işaret. Senin de geçen hafta yazın aslında
Tabii tabii. Buna paralel de herhalde değil mi? Kaç haftadır sen o yazıyı yazıyorsun Fenerbahçe Ligi'nin ağabeyi diye. Belirler gibi bu manada herhalde. Hayır şu açıdan yazıyorum. Yani hakikaten düzeldi takım. Sonuçta bir oyunu var böyle ilk yarıdaki gibi garip. Ne yaptığını bilmeyen bir kadro olmaktan çünkü ha, iyi yapıyorlar, kötü yapıyorlar. Ayrı ama bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani belli hoca şunları şunları yapın demiş. İşte Moses kötü yapıyor da Dirar iyi yapıyor. Sonuçta performans problemleri var ama bir oyunu oturttular. Ve o oturtan oyun artık tehdit eden bir oyun haline geldi. Bu nedenle Fenerbahçe'ye yeniden ilk yarıda herkese bütün düşme hattındaki bütün takımlara puan verdi. Kayseri'ye verdi, Erzurum'a verdi, Rize'ye verdi, Akhisar'a yenildi. Yani ama ikinci yarıda birisi şampiyon olacaksa, birileri küme düşecekse bu Fenerbahçe'nin ne oynadığı maçlarda alınan sonuçlar çok etkileyecek. İlk yarıda dağıtan takım olduğu için puanları. O nedenle başlayan süreçte işte Beşiktaş'ta berabere kaldı. 3-0'dan 3-3. Resmen yani beline darbe vurdu. Şenol Güneş krizi başladı. Ardından şey geldi, taraftar silkelenmesi geldi. Yani Kayseri'de aldığı sonuç çok sürpriz olmadı bana Beşiktaş'ın. Ben de bekliyordum evet. Peki konum... Yani Başakşehir maçı da Fenerbahçe'nin puan alacağı maçlardan biri olacak. Olacak diyorum bak. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ı tekrar 6 puana indirecek hamleyi yapacak diyorsun. Tabii Galatasaray kazanırsa rakibi. Antalya Spor. Ama şu da var ne bileyim şimdi mesela Galatasaray Erzurum'dan mesela kayıpla dönüyor. Evet. Beşiktaş Kayseri'den puan kaybıyla dönüyor. Yani şu an aslında herkes bir mücadele içerisinde. O yüzden her maç çok zor. Tamam. Onu da konuştuk biliyorsun. Yani şu an bütün maçlar zor aslında. Yani özellikle deplasmanlardan öyle gidip rahat elini kolunu sallaya sallaya 3 puan alıp dönerim diyebilecek bir takım yok. Başakşehir yani, bugün öyle yaptı Malatya'da. Çok zorlandı. Malatya çok eksik vardı. Doğru. Malatya'da bunu kabul ediyorum. Kabul etmemiz lazım. 5 ya da 6 oyuncudan hakikaten abi şey yok. Oyuncu. Kamara yok. Ömer Şimanoğlu yok. Bifuma yok. Mina yok. Bunu söyleyeyim. 5 eksik. 5 eksik vardı ve ciddi oyuncular. Yani neyse. 5 tane ilk 11 oyuncusu hakikaten çok büyük. Tam zamanında oynadı aslında Başakşehir. Bunu söylemeyelim yani Başakşehir hakikaten hak etti yani buralara gelmeyi. Yani Robin Yalçın bir de. Bravo. Hı-hı. O yüzden hani bunu da küçümseme adına söylemiyorum ama Başakşehir şu an bu tabloda bunu hak ederek geldiğini de söylememiz lazım. Evet hakem hataları oluyor. Malatya ne maçında da. Ne diyorsunuz bugünkü penaltı için? Arda'nın pozisyonu evet. Mu? Ya bence %100 değil. Yani ikili mücadele çok normal. Yani hiçbir darbe yok, şey yok. İkili tamamen basit bir ikili mücadele. Yani yapılabilecek futbolun içinde olan bir mücadele. Ben şey diyeyim abi. Yani ben niye faul verdi demem. Ama penaltı kararı Ayhan Hoca'nın dediği gibi bunu bize tartıştırmayacak abi. Ya çok basit penaltılar veriliyor. Tartıştırmayacak. Yani bu mesela olarak. Çok benzer pozisyonları orta sahada çalıyorlar. Faul, faul. Adam şöyle yapıyor, arkadan çarpıyor değil mi? Yere zıt diyorsun, faul falan veriyorsun. Nerede faul oluyor pozisyonda? Bugünkü pozisyonda nerede faul var? Bence Arda'nın sağ ayağına Malatyalı oyuncunun sol ayağı geliyor. Alt tarafta var yani. Neyse yani evet. Yani ben penaltı olduğunu ben de vermem ama penaltı. Yani onu... Hayır ben de vermem penaltı. Bayağı izledim varsa yani. Penaltı vereceksin olur mu öyle şey? Hayır. Öyle hissetmiş olabilir. Bak Fırat Hoca çok tecrübeli. Peki VAR'a gitti mi? VAR gitmedi, VAR onayladı. VAR onayladı kararı. Evet, bekledi yani VAR. Yalnız bu... Seyretmedi ama seyretmedi yani. Fırat Hoca o kadar emin gibi bir penaltı çalıyor ki. Eğer çalıyorsan emin olman lazım. Yani %100 emin olman hayır, lazım değil mi? Ama VAR'dakiler de emin o zaman. Yani VAR'ın emin olma gibi bir durumu yok. Hayır tamam. Yani. VAR ben sana söyleyeyim bu hafta büyük bölümüyle doğal işlevine geri döndü. %100 bariz net hata. Aynen, işte. Aynen bravo, süper. Ulenberg geldi dedi ki kardeşim dedi, siyah beyaz olacak dedi. Hakem peki, penaltıyı vermiş mi? Onu öyle görmüş mü? Temas var mı? Var mı? Bunu bulamadık ya. Vallahi ben temas görmedim Gürcan abi işin açıkçası. O yüzden yani bu pozisyonda evet. Da o zaman gidip bakman lazım değil mi? Çok net diye çaldı herhalde verdi ama o kadar net bir pozisyonda değil ortada yani benim hatta ben bir şey görmüyorum pozisyonda. Ya ben yani hiç görmüyorum. Herhangi bir darbe. Hayır. Hatta Arda'nın hayır, daha çok eliyle koluyla Malatyalı, hani daha Malatyalı oyuncu önünde bir kere bir Arda'nın yani öndeki oyuncu ben görüyorum. Peki ama
Ben ona karşıyım mesela dün şeyde. Çıktı dediler ki penaltı mesela Erol Hoca da Malatya yöneticileri de. Hı hı. Yani evet. Kardeşim yani sen rakip kaleye bir şutun var ya. Bir şutun. Hı. Sen yani ben maçı seyrettim, dikkatle seyrettim. Yazı istediler benden maçta. Yani o maçı Başakşehir kazanacaktı kardeşim. Kazanacaktı yani. Ama ben o kadar hissettiriyordu yani o gol bir türlü gelecekti. Hem penaltıyla birlikte tabii rakibin düzeni bozuldu. Şurada budur. İşler rahatladı yani. Ben o bakış açısına katılmıyorum. Sen ne oynadın ki? O değil yani. Ben çok kötü oynayabilirim. Belki de maçı 0-0 bitirecek. Hakem penaltıyı verdi, ben yenildim dememeliler. Dememeli. O da yani doğru olmayabilir ama... Bu oyun sonuç... bak biz bir saate yakındır çok güzel konuşuyoruz. Hoca taktikler veriyor, oyuncu özelliklerinden bahsediyor. Sen diyorsun bekler mi çıkmalı, öteki mi içeri girmeli. Mesela Beşiktaş maçıyla ilgili geçen hafta yaptı, şahane bir yorum yaptı. Sohbetimizde yani. Bütün bunları bir tarafa atıyorsun abi. Hiçbir şey konuşmuyorsun. Orada Abdullah Hoca bir hafta takımını çalıştırmış. Erol Hoca bir hafta takımını çalıştırmış. Mehmet Hoca bir hafta takımını çalıştırmış. Fatih Hoca kafasını yormuş. O belandayı tutmaya çalışıyor. Öteki bilmem. Bütün bunları bir tarafa atıyorsun. Hakem o kararı verdi. Ben o yüzden kazandım veya malum. Bu kadar basit mi bu oyun ya? O kadar yok, tamam. Ben şimdi yani noktayı anladım ama şu görüşe ben karşıyım. Sen ne oynadın ki hakemden şikayet ediyorsun? Hayır, ben çok kötü bir maç çıkartabilirim takım olarak. Rezil bir futbol oynayabilirim. Ama belki maç 0-0 bitecekken hakemin bir kararıyla 1-0 yenilebilirim yani. Göztepe maçı aslında belki bugün konuşabiliriz gene bununla ama ilgili. Ama onu demiyor. Bak. Öyle demiyor. Mesela hayır, tamam. İşte ama hayır, çıksa dese ki. Puanımız çalındı. Hayır, çıksa dese ki biz çok kötüydük. Ama bu benim sorunum, hakemin sorunu değil kardeşim. Aynen öyle. Deseydi tamam, orada bir şey demese. Yani senin dediğin gibi değil. Yani hakem o kararı vermeseydi. Hayır, ben bugünkü maçın üzerinde konuşuyorum. Mesela dün içinde. Yok, ben genel olarak söylüyorum. Dün içinde mesela Okan Hoca çıktı dedi ki işte penaltı olur mu kardeşim? Okan Hoca sen Erzurum'da nasıl kazandın? Nasıl kazandın yani ona baktığın zaman? Yani sırf hakemin üstünden kazanıp hakemin üstünden kaybetme. Yani bu jargondan kurtulmadığımız sürece zaten mil takım başında Şenol Hoca gelsin. Şenol Hoca gitsin, Mourinho'ya getirelim. Ayhan Hoca işte kendini yetiştirsin, o gelsin. Hiçbir şey değişmeyecek ki. Hep hakem yani. Peki, ben sorumun cevabını alamadım. Bir daha soruyorum. Galatasaray 8 puanlık farkı kapatıp şampiyon olabilir mi kalan 10? Olamaz. Olamaz. Sence? Çok zor görünüyor tabii ki. Yani hakikaten çok zor. Ama olamaz mı? Ben olamaz. Peki, olamazın açıklaması çok kolay da nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Bu 10 haftada hangi değişkenler? Başakşehir puan kaybedecek. Galatasaray'da bütün maçlarını alacak matematik olarak. Tamam, yani biliyorum. Performans olarak değerlendirdiğimizde Galatasaray iç sahada evet hiç zorlanmadan bütün maçlarını alıyor. Yani değil mi? Başakşehir şimdi geliyor. Trabzon geldi. Sadece Fener deplasmanı var Galatasaray'ın. Ciddi anlamda zor gözüken ama Erzurum'u da... Konya deplasmanı, Kayseri deplasmanı. Kayseri deplasmanında Galatasaray'ın genelde çıktığını da düşünüyorum. Yani Kayseri yok, özür dilerim. Yalnız bilmiyorum. Hangi maçlardan bahsediyorsun? Galatasaray'ın deplasmanları. Konya Rize var. Deplasmanı var mesela. Rize var, Fenerbahçe var. Fenerbahçe deplasmanı sıkıntılı geçebilir. Yani ben diğer maçlarını Galatasaray belirli bir yola girdikten sonra şampiyonluk potasına giremedi. Erzurum maçı da mesela benim için sürpriz oldu. Erzurum'dan Galatasaray'ın her türlü 3 puanla çıkacağını hakikaten düşünüyorum. Hakikaten sürpriz mi oldu ya? Ya. Erzurum deplasmana. Yani sen Galatasaray'ın yani Erzurum deplasmanında kesinlikle puan kaybedeceğini düşünüyordun. Kesinlikle puan kaybedeceğini düşünüyordum. Zor maç olacağını, kazanmasının kolay olmayacağını düşünüyordum. Zor maç, her maç zor. Ama abi bak, orada puan kaybetme ihtimali olmasa bir kere bu maçın saati mevzusunu Fatih Hoca veya yönetim gündeme getirmezdi. Bak onlar da. Ya o sadece onu. Bak neden istat? Bak bunlar sadece kağıt üstünde değil. Fatih Hoca çok tecrübeli. Neyin nereye gideceğini, neyin ne zaman olacağını, hangi dinamikler ne etkilemez onu çok iyi biliyor. Yani son gün oldu bu transferler, Galatasaray'ın transferleri. Ve olmasaydı tırnak içinde yani Fatih Hoca'nın görevi bırakacağı, istifaya gidebileceği bile söyleniyordu. Kendi söyledi. Yani o basın toplantısı demedi mi? Galatasaraylılara sözüm var, o yüzden
istifa kelimesini ağzına almadan değil mi Ozan Kabak konusunda? Ben bir şey istedim. Pardon. Tamam. Benim aksi... Yani, bak yönetimde... Hatırlandı yani. Fatih Hoca görüyor. Rakibi kim? Başakşehir. Evet. Aradık puan farkı ne? 6. Kendi sahamda oynayacağım. 3 diyor. Tamam mı? Tamam. 3 diyor. Benim diyor bir santrafor almam lazım. Çünkü ben işleri bir türlü içeride çözüyorum. Tamam. Dışarıda da bir türlü problem çözecek bir oyuncuya ihtiyacım var dedi. Baktık. Kolay gol yiyorum. Stoperlerini gönderdi. 2 tane de stoper aldı oraya. Çok radikal şeyler koydu. Önlemler koydu. Fakat geçen hafta mesela içeride kolay kazandı. Kazanamıyor abi içeride kolay. Evet ben onu da karşıladım. Yani her, kolay kazanamıyor. Geçen sene kazanıyordu. Sizin döneminizde kazanıyordu. Ya, hayır. Devamını bak, da kazanıyor. Bak bu sene. Bir maç üzerinden yürüyorsunuz bak, yani şu an. Bak, böyle bak, değerlendirilmez. Bir maç değil bak sayıyorum sana. Takım. Sayıyorum abi Erzurum maçı. Ali Sami yani. Bak, 4 tane beraberliği var Galatasaray'ın Ayhan. Bak, hayır bir saniye. Bak içeride Erzurum maçı. Galatasaray'ın iç saha performansına bakalım herhalde. Ayhan Hoca. Şu an. Kolay kazanıyorum sana şu an Galatasaray'ın iç saha performansını. 12 maç söyleyeyim ben sana. 8 galibiyet 4 beraberlik. Yok siz devam edin. Hayır kolay kazanıyor. Başka bir istatistik daha söyleyeceğim. 32 60 10 yemiş. Başka ya var mı? Ne bil. 2-0 öndeydi Rize maçı. 2-2 bitti. 2-0 öndeydi Fenerbahçe maçı. 2-2 bitti. Evet. Erzurum maçı. Neydi giden santrafor? Stoper. Maicon'un golü. Maicon iğne deliğinden geçirdi topu. Doğru. Geçen hafta Akhisar maçı. Evet. 90+6. Bak 8 galibiyetin ikisini de nasıl olduğunu hatırlatalım Sayın Akban'a. İçeride de Galatasaray geçen sene ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Mesela ihtimaller. Galatasaray puan kaybedebilir mi? Evet, benim Başakşehir nasıl olur da buradan döner olur? Bu iş? Ben de diyorum ki peki Başakşehir'in Fenerbahçe maçı kolay mı bu hafta değil. Oynayacağı? Değil. Sonra oynayacağı Konya maçı da kolay. Ama 8 sonra puan farkı var. Maçı da kolay. Kolay mı? Ayan. Değil. Şimdi bizim ihtimalle... Ayan cebinde ama 8 puan var. Evet. 8 puan. Tamam canım o zaman... Böyle araya koymuş. 8 puan koymuş. Fişi yani. Çeksin o zaman. Dükkanı kapatsın Galatasaray. Biz çıkmıyoruz desin. Beşiktaş'a hediye etsin. Hayır demeyecek. Başakşehir'e hediye etsin. Böyle bir şey olmaz. Zor. Gerek Başakşehir şampiyonlar ama 8 de olmaz. 3 puan farkı. Zor bir şeydir ama ikincilik de önemlidir. Galatasaray ikincili olmaya bu, da ben, devam edebilir. Ben, süreç onu Şampiyonlar Ligi'ne götürebilir. Ben, o yüzden bırakmaz Galatasaray mücadeleyi. Yani Akhisar maçı, Hatay maçı, Erzurum maçı. Akhisar'la birlikte bir sinyalizasyon başladı. Bak hızlı tren kazası oldu. Bak bekleyin. Yani ciddi bir problemler silsilesi. Niye Belanda ile Feghouli çözüyordu problemleri? Akhisar teknik direktör, o genç Cem Kavşak değil mi? Geldi, çözümü buldu. Feghouli'nin önünü kapattı. Sonra Hatay kapattı. Bugün Mehmet Hoca kapattı. Feghouli'nin santrafor koşuları var ya içeriye. Belanda da önüne bırakıyor. Kaleciyle karşı karşıya. Yaptırmadılar yani. Ya bugün yani haftaya girdikten sonra gene geldi Galatasaray oradan. Haftaya yani. Bülent Hoca gelecek. O da kapatacak. Ya kapatabilir. Yani, tabii ki önlemini alacak diğer hocalar da yani Galatasaray'a. Cagney'i niye almıştı Fatih Hoca? Bunlar olduğunda bu adam bana skor yapsın dedi. Değil mi? Problem çözsün dedi. Şu an verim alamadı tabii Cagney'den yani. O da çıktı. Şu an patinaj yapıyor. Patlak lastik yani devreye... Kullanamadı daha Cagney'i. Devreye girmedi. Mitroğlu taşır mı? Güvenebilir misin? Yok çok yani. Değil mi? Ben de geldim. Mitroğlu hep Galatasaray 10 kişiyle oynuyor gibi hissediyorum yani. Mitroğlu sahada olduğu zaman Galatasaray 10 kişi gibi olduğunu düşünüyorum. O yüzden Cagney'in mutlaka geri dönüşü olması lazım. Yani Cagney'i kullanması lazım Galatasaray'ın. Onun performansına ihtiyacı var. Peki daha konuşacağız mevzuyu elbet ama diğer konulara da geçelim. Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Oradaki oyunu biraz konuşalım, tartışalım. Mesela bugünkü yazında ben Ersun Hoca'nın oyununda çok büyük bir yenilik göremiyorum. Mealen söylüyorum. Yani sen Ersun Hoca'dan daha iyi bir Fenerbahçe ortaya çıkarmasını bekliyordun zannederim ki hepimiz de herhalde böyle. Abi bekliyoruz ama adam da haklı kendi yönünde. Yani Ayhan Hoca daha iyi açıklar. Yani yılların yani Gençler Birliği ile birlikte değil mi? Türkiye gündemine damga vurdu Ersun Hoca. Doğru. Bilgisayarı futbola soktu. Dalga geçenler oldu, onaylayanlar oldu, takdir edenler oldu. Bu işin, istatistik işinin
Rakip analizinin önemseyenler oldu, önemsemeyenler oldu. Tamam mı? Yani aslında bir kuşak çatışmasına damga vurdu Ersun Yanal. Ve ciddi şekilde geldi, dedi ki bu oyun kuvvetle oynanır kardeşim dedi. Kuvvetle oynanır dedi. Yani o karnetini ilk kullanandır. Sonra yasaklandı. Futbolcusuna verdi. %10 dayanıklılığı arttırıyor diye. Sonra yani bu işin bilimsel yönünü, laboratuvar yönünü, kan yönünü, kasların doğru çalışmasını, doğru antrenörle kuvvetlenmesini ve bunun üstüne de yüksek nabızlı bir oyun planladı. Ve o oyun planıyla da bugüne kadar geldi. Gitti diğer takımlarda bunu istedi. Ama gördün mü ki bu oyuna bir şey daha katması lazım. Mesela işte Galatasaray'ı eleştirirken de bir de işin içine dinlenme, topun dinlenmesi, pas, rakip yerleştiğinde sana duvarı ördüğünde onu aşacak setler. Bugün aynı Mitrolu'nun yaptığı gibi santrafor sıfır uzun topa çıkıp defansı bozmayacak. Yaklaşıp değil mi? Yanındaki adamlara da şut pozisyonu ya da gol pozisyonu hazırlayacak. Ona uygun setler. Onları da yapması lazım. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin performansında Ersun Hoca'nın istediği oyun önde baskı. O baskıyı da şiddetle yapmasını istiyor takımından. Temaslı oynamalarını istiyor. Bu seyirciye keyif veriyor. Ama bu oyun doğru oyun değil. Bu sadece keyifle seyredilen aynı bugünkü maç gibi. Bir o kalede pozisyon, bir bu kalede pozisyon. Ne güzel maç oldu. Doğru maç oldu mu hoca? Peki. Yani doğru oyun değil. Ersun Hoca'nın ilk geldiğindeki şampiyon olan kadro ne oyunu oynuyordu? Ne farkı vardı mesela? Oyun 11 tane oyuncu farkı vardı hocam. Ama şimdi işte yani, bunu söylerken hocaları da eleştirirken yani, tabii ki Ersun Hoca'yı da eleştirdi. Yani tabii. Fatih Hoca'yı da eleştirdi. Ama bak orada kadro yapınızda da çok doğru orantılı bu. %100 o yüzden söylüyorum ben de yani. Ha. Biz eleştiriyoruz ama haklı olduğu yönler de var diye. Yani oradaki orta sahaya bak. Meireles, Emre Belezoğlu, Mehmet Topal. Ya şimdiki orta sahada bak. Sağda Kayıt. İşte teknik adamlık. Sağda Kayıt oynuyor. İşte solda sadece oyuncuya mı bağlı kalınacak? Solda evet belirli yani. Bir planın. Solda Ersun Yanal'dan, Fatih Terim'den, Şenol Güneş'ten ellerindeki imkanlar biraz kısıtlandığı zaman onların dokunuşlarını görmek istiyorum. Bravo. Abdullah Avcı'dan. Bravo. Bunu bekliyorum yani. Yani mutlaka tabii ki teknik adamın da özellikleri bunlardır. Aynı fikirdeyim. İşte geçen sene Aykut Hoca Alper'i santrafor oynattı. Baktı yok oyuncusu yok elinde. Ya da yeterli düzeyde. Yenilik, bir çare, bir dokunuş. Düzeyde bir şey, çıkış yolu yani. Ve mesela çok ciddi bir ironidir. Geçen sene çok eleştirildi. Defansif oynatıyor. Böyle şey olur mu? Fenerbahçe böyle mi oynar? O kibirle, tamam mı? Çok büyük bir kibir, bir ego patlaması. İşte 78 gol atan takıma defansif oynuyor diye eleştiri getirdi. Bugün Abdullah Avcı'nın takımını övüyor insanlar. Aynı insanlar bunlar. Ben değilim çok şükür de yani aynı insanlar geçen sene adam 11 gol yedi helal olsun oluyor takımı uyutuyor şudur budur kazanarak gidiyor diye Abdullah Avcı'nın takımını işte başkasının takımı için öyle söylemek yani, oluyor da hani şimdi işin başka tarafında Fenerbahçe böyle oynamaz. Fenerbahçe defans yaptırır. Yaptırır. Takımını öyleyse yaptırır ama böyleyse sen de defans yapacaksın. Sen de bazen değil mi vitesi boşa alacaksın. Oyunu tutacaksın, topun sende kalmasını sağlayacaksın. Ya onun oyunu yani, sonuçta iki bölümü var sen, yani. Hem defansif oyunum var hem de ofansif. Sen şimdi 2-1'i yaptıktan sonra ikinci yarıya başlarken oyuna ilk yarıdaki tempoyu isteyerek ya da o akılla devam ediyorsan burada işler doğru değil yani. Bu da daha farklı düşünmesi lazım. Ki Fenerbahçe'nin çok iyi niyetli bir oyuncu kadrosu var ama oyunu yönetecek, o akla sahip, o tecrübeye sahip oyuncusu var mı? Bilmiyorum. Tolgay'ı sayabiliriz ama o düzeyde mi? Yani Beşiktaş'ta bir oyun lideri miydi Tolgay? Değildi. Değildi. Oradaki lider başkalarıydı. Keza Mehmet Ekici bir oyun lideri mi? Baktığım zaman değil mi? Topla en barışık oyuncu onunla ikisi gibi gözüküyor. Değil. Yani orada Zaytz, Topal mı? Orada o karakteri de yapamadığın zaman işler birdenbire garip hale gelebiliyor. İşte 2-2'ye gelebiliyor. Göğsüne çaptırması 3-2 olacak. Umar Aminu'nun pozisyonu. Fenerbahçe'nin de pozisyonları var. Kalecin çıkardı. Ona baktığınız zaman. Ama bir köprü geçiriyor. O köprüde hoca dedi ki
Kardeşim dedi, benim dedi 3 günde bir maç oynadım. Dolayısıyla her maçta 4-5 rotasyon yaptım. Ben kafamdaki ideal kadroyu, ideal 11'i, 12'yi, 13'ü kullanma fırsatını, belirleme fırsatını bulamadım. Beşiktaş'la birlikte bu başladı diyor. Ya onu biraz tartışalım. Mesela artık ideal üçlüsü yani, orta sahada Topal, Zaitz, Tolgay üçlüsü mü? Beşiktaş maçında da öyleydi ve ikinci yarıda, yani ilk yarıda çok kötü bir oyun. İkinci yarıda herkes böyle orta saha değişti gibi konuştu ama hayır, ortadaki üçlü aynıydı. Merkez üçlü aynıydı ve oyun değişti. Başka kenar oyuncularıyla değişti. Aslında biz derbiyi konuşamadık. Orada Fenerbahçe nasıl derbiyi çevirdi sence? Nasıl çevirdi? Şimdi orada karşılarında aslında Dorukhan'la Atiba var. İki merkezi oyuncu. Aslında 3'e 2 bir pozisyondaydı onlar. İlk yarı Kagawa'yı itibariyle... Kagawa'yı saymıyor musun hiç? Hayır, saymıyorum. Çünkü Kagawa'yı niye saymıyorum? İkinci yarı çünkü Kagawa'nın aslında tipik Kagawa'yı orada gördük. Yani fiziksel olarak düştü. Ama ilk yarı güçlü bir Kagawa, işte basan bir Burak, Güven, koşan bir Güven, katılan bir Lens. Bunlara yardımcı olan bu iki merkezi orta sahaya. Önde de bastılar. Hiçbir şekilde nefes aldırmadılar orta saha merkezine, bu üçlüye. Topları da direkt bastılar ve aldılar. Top görmedi Fenerbahçe orta sahası. Daha sonra ne oldu? Ersun Hoca çok doğru bir değişiklik yaptı. İki tane kanat oyuncusunu, Valbuena ile Ayev'i orta saha merkezine aldı değişiklikleriyle beraber. Dirar'ı da sağ beke aldı. Aslında orta sahayı, merkezini kapattı. Çünkü hem Valbuena hem de Ayev orta sahada top alabilen ve topu saklayabilen oyuncular. Moses'la Dirar'dan farklı olarak. Biraz daha onlar çizgi oyuncusu. Onları biraz içeri atınca işte Dorukhan Atiba ikilisine dörtlü, beşli üstünlük sağladılar. Peki Beşiktaş'ın kanatları ne oldu? Quaresma ile de Caner. Onlar da tam tersi iki tane çizgiyi kullanan oyuncular. O yüzden onlar da o yardımı içeriye vermeyince orta saha hakimiyetini tamamen Fenerbahçe'ye kaptırdılar. Valbuena geldi aldı. İşte Ayev geldi aldı. Zaitz geldi aldı. Tolgay driplinglerle çıkardı. Ve oyunu tamamen Beşiktaş'ın yarı sahasına kilitlediler. En büyük fark Beşiktaş derbisindeki fark buydu. Şimdi peki şeyde ne oldu? Rize maçında ne oldu? 10 kişi kalan bir takımı bu sefer bu üstünlüğü sağlayamıyorsunuz. Aslında evet, nasıl oluyor bu? İşte Fenerbahçe çözemediğimiz nokta. Ve kendi evinde oynuyorsun. Değil mi? Orada mükemmel bir tempoya kalıyorsun. Beşiktaş maçında sürklese ettiler değil mi ikinci yarıyı? Hakikaten. Ve fizik olarak da çok iyi bir görüntü verdi. Ben Rize maçında 10 kişi kalan bir Rize'ye Fenerbahçe'nin ki ilk yarıda iyi bir futbol bence, iyi bir organizasyon da vardı. Ve ilk yarıyı çok beğendim gene Fenerbahçe. Ama 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe tekrar durdu. Yani Fenerbahçe bu dönem dönem evet iyi oynuyor. Ersun Hoca ile beraber bunu yakaladılar. Oyun formatını da yakaladılar. İşte Dirar'ı getiriyor, İsla'yı getiriyor, Hasan Ali oyuna giriyor. İşte Ayev, Valbuena oradan sizi çıkartıyor. Zaitz katıldı bu üçlüye, dörtlüye. Ama ne oluyor? Fenerbahçe niye düşüyor? Belirli bir dönemlerde evet yükselişi var ama maçın 90 dakikasını kesinlikle iyi oynamıyor Fenerbahçe. Ersun Hoca'nın bu çözümü yapması lazım. Yani bir de bu dakikaları arttırması lazım. Bir de şu var tabii, yani Rize takımının sağ yerleşimi, pas bağlantıları, oyun aklı Fenerbahçe'nin çok önündeydi. Yani 10 kişi kalmasına rağmen. Sanki Fenerbahçe 10 kişi gibi oynandı. Evet. Yani öyle ikinci yarı. Yani aynet verici olan yani değil mi zaten? Hiç eksik gibi değildi yani maç. Yani 11 gibiydi. Esasında yani Ersun Hoca'ya karşı bu kadar keskin konuşmamızın niye böyle diye. Bak Ayhan Hoca ne güzel söyledi. Doğru bir hamle yaptı. Orta sahayı ele geçirdi. Maçı 3-3'e getirdi. Belki de kazanacaktı. İkinci yarı Okan Buruk'un bir hamlesi var. Değil mi? 10 kişiyken böyle oynayacağız. Önde oynayacağız. 4-4-1'e döndü. İşte orta sahayı bırakmadı. Ve bir oyun aklı var Rize takımının. Kayseri'nin de var. Mesela Hikmet Hoca'yı da kutlamak lazım. Yani hiç transfer yapmadan, hatta oyuncu kaybederek, değil mi? Transfer yasağı olduğu bölümde. Hem Hikmet Hoca yani, hem de Okan Hoca. Okan Hoca. Çok iyi gidiyorlar. Yani tebrik etmek lazım ki Okan Hoca'nın elinde bir de atıfta yoktu. Evet. Yani ikinci yarının en görünen oyuncusu. Bir son iki maçı tabelası da var yani. Skor yapan oyuncusu. 10 kişi kalmışsın ve kendi kadrosunu 50 bin kişi önünde bu oyunu oynatabilecek
durgunlukta, akılda, o şeyde tutabildi, oynatabildi. Ve çok zor durumlara düşürdü Fenerbahçe'de. Yani sen Fenerbahçe'ysen, rakip 10 kişi, 2-1 öndeysen, teknik direktör olarak bunun farkına varman ve oyuncu kadronu ona göre uyarman lazım. Yani uyarmışsan da, böyle olmuşsa da bizim diyeceğimiz bir şey yok zaten. Yedikleri goldeki aslında hani defans pozisyonu. Ya evet, onu konuşmak lazım. Yani aslında hatta yanlış yaptık. Bir onun fotoğrafı üzerine konuşmak lazım hatta belki. Yani. Tabii görüntüler olsa aslında daha güzel ya, yani birebir. Ama yani o fotoğrafla da anlatılacak bir şey. Serdar'ın durduğu yer, Hasan Ali'nin o anki pozisyonu, stoperlerin pozisyonları. Ya akıl alır gibi değil. Aynen ya bak. Vedat senin de harika organizasyonunun şeyini hakkını verelim. Tabii. Oraya mesela oyuncu Vedat Nuriç'e topu kullanıyor. 3 kişi var, hiçbiri basmıyor. Oyuncu hareketlenirken Vedat Nuriç sağ koridorda Serdar'ın onunla birlikte gitmesi lazım. Gelen oyuncunun üstüne çıkıyor. Çıkan oyuncu var, o da karşılayan oyuncu. Arkasına atıyor. Olduğu halde. Sonra Serdar dönüyor, sikerte diyor ki niye bu basmıyorsun adamı diyor. Yani 40 metre falan var. Şöyle Vedat Muriç ile Şikertel'in arasında, tamam mı? Yani sonra Moses geliyor. Bekle beraber geliyor, Allah'a var Moses. Ama bir bakıyor ortadaki adam boş. Çünkü evet. Mehmet Topal da gelen adamın üstüne çıkmış. Aynen öyle. Moses doğru olarak penaltı noktasına yaklaşınca yani orada Vedat Muriç'i tebrik etmek lazım. Evet. Yani nefis bir pas, doğru tercih. Aldı topu, getirdi. Maçın çok iyisiydi yani. Helal olsun. Muriç değil mi? Evet. Böyle Medipol Başakşehir'deki Mehmet Battal etkisi gibi değil mi? Yani hani evet, oyunun evet, oyunu o konuda onun üstüne kuruyor. Hücum planları, Medat Muriç'in burada özellikle savunmaya kayaptığı katkı değil mi? Oradaki özveri. Çok iri bir oyuncu bir defa. Yani hani size olarak hakikaten çok büyük, iri. Şimdi ne Skirtle ne Serdar aslında boğuşamıyor. Yani yan yana geldiğinde topu vermiyor, koruyor. Bu sefer de tabii çok çabuk iki tane kanat oyuncusu kullanıyor hoca. Ömer Amun'u, sonradan giren Samu diyor. Yani bunlar çok çabuk oyuncular. O da özellikle o pivot santraforu kullanıyor. Topu da saklıyor. Ondan sonra tabii diğerlerinin koşulları ve ondan sonra işi bitiriş. Yani çok akıllı bir strateji. Çünkü top tutan bir santraforunuz varsa, iki tane de kanat oyuncunuz eğer süratliyse topu koruyor ve onların önüne bırakıp ondan sonra da devam ediyor. Evet, o yüzden çok önemli bir oyuncu. Peki Zaitsev'in performansı için şimdi tabii hala bir hükümde bulunmak çok kolay değil ama Zaitsev yaklaşık 200 dakika sahada kaldı toplam 3 maçta. Konya maçı, Beşiktaş maçı ve son olarak Çaykur Rizespor maçı ve net bir şekilde 4-2-3-1'in 10 numarası olarak oynuyor. Değil mi? Bir golü var Beşiktaş'a. Ama hani o pozisyonda oynayan oyuncu acaba arkadaşlarına pozisyon hazırladı mı? Ya şut asisti sıfır. Yani hiçbir arkadaşına bir pozisyon hazırlamış değil şu ana kadar Zaitsev. Bu oyuncu özelliğinden mi? Takım olarak organizasyon eksikliği mi var? Ne diyorsunuz? Hoca müsaade eder misin? Tabii buyur abi. Ben birkaç maçı daha olduğunu düşünüyorum. Yani daha yeni ilk 11 yapmaya başladı. Hoca da herhalde fizik olarak daha 90 dakikaya hazır görmüyor. 60-70'lerde alıyor. Alıyor oyundan, evet doğru. Ondan sonra işte Soldado'yla bir ilişki kurması lazım. Dirar'la Moses'la neyse yani bir yanındakileri de anlaması lazım. Bir de yani maç kondisyonu ya da maç tecrübesi diye bir şey var. Yani bir iki haftası daha var gibi sanki. Daha böyle etkili pasını göremedim henüz. Olur olmaz hani, diyebilmemiz için. Onunla ilgili ya, ama neyse Zaitsev'le konuş. Valbuena ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Zaitsev yorumunu bir alalım da Ayhan Akman'da. Yani hani Belhanda'yı konuştuk ya, ikinci Belhanda vakası mı gibi aslında. Ya şimdi Belhanda pozisyonu gereği de kendini nasıl savunuyor Belhanda? Haklı da olarak ya ben 10 numara değilim, 8 numarayım, öyle oynuyorum falan filan ki Belhanda'nın maç içindeki etkinliği yüksek ne olursa olsun. Yani skora katkısı yüksek olmasa da oyundaki etkinliği yüksek. Bu son dönemde de skor ve asist son katkısı dönemde skor da var. Arttırdı. Evet, evet. Ben 1,5 yıl. Şimdi çok erken tabii, onu bir defa söyleyeyim. Hani Zaitsev değerlenme açısından hakikaten çok erken. Ama oyuncuyu seyrederken oyuncu bana tipik 10 gibi gelmiyor bir defa. Onu söyleyeyim yani. Hani daha çok 8
oyuncusu gibi, 8 numaralı pozisyonda oynayan bir oyuncu gibi, daha çok çalışkan bir oyuncu, arayan, işte zaman zaman penetre etmeye çalışan falan. Penetre de eden, aynen öyle, driplingi olan, zaman zaman şeye giren, yani ceza sahası işi giriyor, koşulları olan bir oyuncu. Şimdi o asist ve gol şeyini göreceğiz bence Zaitsen. Çünkü deniyor, oralara giriyor. Göreceğiz ama adedi ne kadar olur? Orada seninle hemfikirim, öyle çok yüksek asist ve gol oranlarına ulaşamayacak. Ama zaman zaman 2 gol, 3 gol, işte birkaç asist, 3-5 asist göreceğiz diye tahmin ediyorum. Ama kötü oyuncu değil, yani onu söylemeliyim. Evet. Oyuncu karakteri olarak çalışkan bir oyuncu. Zorluyor, yani top istiyor, cesaretli bir oyuncu, sorumluluk alıyor, sorumluluktan kaçmıyor. Bunlar önemli özellikler. Yani şimdi çok da genç bir oyuncu. Arkadaşlarına da alışacak. Buna da, yani bu performans biraz daha Zaitsen daha iyi performansı göstereceğiz diye düşünüyorum. Valbuena ile ilgili ne diyeceksin? Mesela maçın en görünür oyuncusu. Evet. Hep istiyor, hep sorumluluk alıyor. Ama bu kadar dolaşma, bu kadar her topun içine girmekten ortada bir düzen kalmıyor. Yani top sağ kanatta, Valbuena sağ kanatta. Top sol kanatta, Valbuena sol kanatta. Moses, Valbuena, Zeiss, Hasan Ali. Öbür tarafa geliyorsun. Dirar, Isla, Zeiss, Valbuena. Yani Zeiss'a diyoruz ya, alt topu gir. Bir bakıyor karşısına Valbuena çıkıyor. Yani o... Tabii top paylaşımı iyi yapılamıyor olabilir. Hayır, mesela şimdi teknik direktör var önümüzde. Değil mi? Sağda bir paylaşım sorumluluğu. Tabii alan parselasyonu. Bölgeler. Belirli bölge. Orada pas noktaları, işte buradan geldiğimizde sen yaklaşacaksın, şunu vereceksin. Değil mi? Bunlar muhakkak söyleniyordu. Herkesin rolü, görevi belli aslında. Ve birdenbire her işi yapmaya kalkan bir adam var ortada. Yani bu Fenerbahçe'nin biraz çaresiz görünmesinin ya da Valbuena dışında aksiyon yaratamamasının nedeni de olabilir mi? Yani ben zaman zaman dediğin gibi çok gezdiğini düşünüyorum. Ama bazen bu tip oyuncuların da nerede topu aldığını da konuşmamız lazım. Bazen de o oyuncu işte öyle bir yerlerde topla buluşuyor ki diğer takımı kötü durumlara sokabiliyor. Ha, çok doğru mu bu kadar hani dolaşması? Hayır. Dediğim gibi bu sefer de takımda bu alan parselasyonunda sıkıntılar yaratabiliyor. Yani iki tane kanat oyuncusu yan yana olmaz aynı bölgede. Yani evet, bazen bu yer değişimleri, rotasyonlar olabilir ama diğer oyuncularla göz göze gelmeniz lazım, diğer oyuncuyla anlaşmanız lazım. İşte bu hep antrenörlerin çalışması, alan parselasyonu. Ama Valbuena bu biraz bunu abartıyor. Onda hemfikirim. Ama dönem dönemde öyle yerlere giriyor ki Fenerbahçe'yi o sıkıntılı pozisyondan çıkaran oyuncu pozisyonuna geliyor. Çünkü hakikaten driplingi olan bir oyuncu, adam geçebiliyor, şut atabiliyor, araya bırakabiliyor. Ama çok vazgeçilir. Yani Fenerbahçe içinde çok önemli bir oyuncu Valbuena. Hoca öyle diyorsun ama işte onları yaparken Tolga'nın da rolünü çalıyor. Zeiss'in de rolünü çalıyor belli yerlere geldi. İşte çok abartmaması lazım. Yani, da haklısın abi. Yani atıyorum solda başladığın zaman ne bekleniyor Valbuena'dan? İçeri gir. Bek'in önünü aç, değil mi? Orada aksiyonu, pas noktası mı olacaksın? İleri mi kat edeceksin? Şut mu çekeceksin? Bunun kararını ver. Top rakibe geçtiğinde de bekle, beraber geri gel. Değil mi? Kanat oyuncusuna bunu beklersiniz. Şimdi Valbuena Tolga'yı alıyor. Diyor Zeiss alıyor. Öbür tarafa gidiyor, Dirar alıyor. Biraz sonra, da solda da olsa. Sonra top oraya gidiyor, koşuyor oraya. Moses oluyor. Mesela Aykut Hoca'nın da en büyük şikayetlerinden... Her şeyden biraz oluyor da diyorsun, tam Valbuena oluyor mu? ama bu sefer düzen, sistem, hiçbir şey kalmıyor. Yani Valbuena'nın üstünden hareket etmek zorunda olan bir takım haline geliyorsun. Evet, ama Valbuena da diyor ki bence ya bu takımda benim kadar bu problemi çözecek adam da yok. Ben de elimi taşın altına koyuyorum. Siz de biraz bana göre oynayın diyor olabilir. Doğrudur, yanlıştır. Diyor olabilir demiyorum. Diyor. Diyor. Peki diyor. Yani, tamam. Hayır diyor yani bunu bazı hoca kabul eder, bazısı etmez. Ersun Hoca şu anda idare ediyor. Tabii nereye kadar, ne kadar özgür. Evet. Mesela deplasman maçlarında seçmeyebilir bu tarzı. Olabilir. Ersun Hoca.
Peki bir ara vereceğiz. Aradan sonra da hem Şenol Güneş'in milli takıma gidişini hem de Beşiktaş'ta bundan sonra kim görev yapacak? Yani önümüzdeki sezondan itibaren kim çalışabilir? Onları konuşacağız. Hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş'le Haziran'dan geçerli olmak üzere 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş ve Şenol Güneş'in yolları en azından en yakın zaman olarak, yok en yakın zaman doğru tabir olmadı, kesin olarak Haziran'da ayrılacak. Peki bu tarih yakınlaşabilir mi? Yani şimdi Fenerbahçe derbisi, onun üstüne Kayseri beraberliği, artık şu çok konuşuluyor işte Şenol Hoca'nın aklı artık milli takımda. Seyirci protestosu. Seyirci artık Şenol Güneş'e artık o da bir tavır almaya başladı. Biz şimdiden zaten şampiyonluk yarışından koptuk. Yeni hocayla veyahut da şimdilik Gudi ile devam edelim. Orada arayışlarımızı hızlandıralım mı? Ağır basar mı? Yani. Şu birkaç ay için. Bak şu anda tabela konuşuyor Beşiktaş'ta. Tamam. Yani tabela Feda'nın da gerisinde onu söyleyeyim. Yani konuşuk geografik gelsin ekrana. Bu tabelaya göre baktığımız zaman Şenol Hoca'ya başarılı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Çok kolay bir gruptan çıkamadı Avrupa Ligi'nde. Doğru. Ve Süper Lig'de de yani ilk yarıda çok parlak değil ama şu bir elde var. Fenerbahçe maçına gelene kadar 5'te 5 miydi? 5'te 4 miydi? Bir puan. İyi bir seri yakaladı vardı. Evet. Değil mi? İyi bir seri yakaladı. Bir puan kaybardı bir maçta. Ne oldu? Bir Kayseri maçıyla mı Şenol Hoca kötü hoca oldu? Aklı başka tarafa gitti. Şenol Hoca'nın milli takıma gideceğini sen kaç ay önceden biliyordun? Araya Fenerbahçe aylardır söylüyoruz. Abi kaç ay önceden biliyordun? Bayağıdır biliyoruz işte. Yani. Herkes biliyor. Hayır yani evet. o zaman kafası karışmıyordu, düşünmüyordu, etmiyordu. Dalgın değildi de birdenbire açıklandıktan sonra mı dalgın hale geldi? Bu takımda stoper oynayan Medel kulübüyle FIFA'lık mı? Pepe niye gitti? Negredo'yu neden sattın? Tolga'yı neden kadro dışı bıraktın? Tosic'i niye gönderdin? Yani Şenol Hoca'nın formsuzluğu, yalnız seçimi, neyse milli takım açıklaması, aklı başka yerde. Bugünkü durumu, yani bu gelişen eleştirilerin nedenlerinden anası olamaz. Bir tanesi olabilir. Diyebilirsiniz. Ben katılmıyorum. Ama düşünenlere de saygı duyuyorum. Böyle olmuştur diye. Hepimiz insanız çünkü. Elbette konsantrasyon bozulabilir. Ama bugünkü neden o değildir. O yüzden özellikle Kayseri maçı çok keskin eleştiriler geldi. Ve Beşiktaşlar'dan geldi. Şenol Hoca'ya. Hak ettiğini düşünmüyorum. Bu kadar da değil yani. Ya bir hafta önce Fenerbahçe tabii yani bu kadar da değil. Yani. Sonra Kayseri deplasmanında puan kaybı ve hem Başakşehir önünde hem de Galatasaray önünde tabii ki şampiyonluk şansı çok zor. Yani doğal olarak Şenol Hoca eleştiriliyor. Geçen seneden de tabii ki bir dördüncü bitirdi herhalde yanılmıyorsam. Geçen sene de bir başarısızlık var. Ya bunlar konuşulur. Özellikle milli takımda bir bahsi geçince yani hoca hep hayır dedi. Yani Beşiktaş'ta hep kalacağım dedi. Yok hayır demedi. Tabii ki yani isterim dedi ama. Onun da hakkını teslim edelim. Hep milli takımı istediğini de söyledi. Ha, milli takım istediğini söyledi de yani ne zaman gideceği yani bu işler oluyor mu olmuyor mu? Yani hep sorular böyleydi. Evet. Hoca da aslında bana sormayın işte başkana sorun. Evet. Federasyon başkanına İşte açıklandı. Ama tamam yani bunları daha gerçekçi olmalıydı yani hani. Milli takıma gidebilirsiniz Şenol Hoca. Tabii ki milli takımı da hak ediyor bu arada. Yani bizi herhalde dünya üçüncüsü yaptı Şenol Hoca. Yani Beşiktaş'ta üst üste iki tane şampiyonluğu var. Yani bu anlamda milli takımı zaten hak ediyor Şenol Hoca. Ama bu işlerin şekli biraz garip oldu. Geliyor mu, gelmiyor mu, ne zaman bırakacak? Beşiktaş'la beraber değil mi? İki takım mı? Yani belli olmalı. Aynı anda iki takım olmaz abi. Olmaz. Yani Şenol Hoca öpüşecek, koklaşacak, masasını toplayacak, ayrılacak abi Beşiktaş'ta. Mart ayında. Şu anda aynı andaki takım değil ki. Haziran ayında abi, şu andaki şimdi, gibi. Ama Mart ayında olacak. Öyle değil mi? Nihat Özdemir çıktı açıkladı. Evet, elimizden geleni yapacağız. Mart'ta takım başında Şenol Hoca olacaktı. Elinde de koskocaman
madde var. İstediğim hocayı alırım diyor. Yetkiyi veriyor federasyona. Kimse güt diyemez diyor. Gidecek. Gitmediği zaman bak başka türlü spekülasyonlar. Oğuzhan niye almadı? Kendi takımında oynayan adamı yok. Hasan Ali niye yedek? Vay efendim Selçuk hak etmedi mi? Tamam mı? Bin tane laf dönecek gelecek. Adam rahat rahat çalışsın. Bak yoluna çıkıyor. Tabii ben, kim çıkacak? Bak bu burada bu, abi, bakın, maçlara kim çıkacak? Tabii Mart yani. Ayında iki tane resmi tabii, maç var. Ya, eleme maçı var. Hayır, abi vedalatsın Beşiktaş'ta. Yoluna gitsin. Yani niye şimdi... Yani, neyi zorluyoruz bunu? Neyi zorluyoruz? Yani adı Beşiktaş yönetimi bilmiyor muyuz yani Fikret Başkanı Şenol Hoca'yla Çok Yıldızı'nın barışmadığını? Bilmiyor muyuz? Herkes biliyor. Tamam birbirlerine saygılar var. O ona abi diyor, öteki ona başkan diyor. Ayrı bir şey. Ama birlikte çalışmak da ayrı bir şey. Ben Şenol Hoca'nın en başta milli takımın başına gelmesine taraf değildim. Nedenlerini size açıkladım. Evet. Biz 1 Haziran'da Şenol Hoca 67 yaşında olacak. Milli takım haftasında bunu daha uzun konuşuruz. Milli takım dünya üçüncüsü olduğunda Şenol Hoca 53 yaşındaydı. Ben de aynı yaştaydım. Ya 16 sene önceydi. Sen 53 yaşında mısın? Şampiyon. Bak şampiyonluğu yoktu, kupası yoktu, hırslıydı, arıyordu. Tamam mı? Oyuncu grubuna yaşı yakındı. Yani ama yapamaz edemez demem. Çok büyük bir tecrübedir. Önemli bir futbol adamıdır. Yaşadıkları vardır. Zorluklardan çıkmasını bilmişti ve milli takımı da iyi tanır yani. Yani o ortamı da iyi tanır. Ama şurada hemfikiriz herhalde. Olur. Mart ayındaki iki maçta da Şenol Güneş o takımın başında olmak durumunda. Olacak tabii. Şenol Güneş açısından da öyle. Tabii canım. Türkiye açısından da. Şimdi düşünsenize. Öyle saçma şey olur mu ya? Ne bile Evren iki maça çıkacak sonra Şenol Hoca Haziran'da gelecek. İki devre olacak. Öyle saçma şey olur mu? Aynen öyle. Zaten çıkacak. Yani. Bunu 9 Şubat'ta biz... Ama o şeyden... Yani o baskı, o kaos, bizim böyle bunları konuşup engellenmesi lazım abi. Öpüşsünler, koklasınlar. Ya bence de işte onlar da yolunu çizsin yani. Ama gerek hep bu yok. Kamuoyu hazırlanarak, ısıtılarak yürüdü bu iş, bu süreç. Yani Şenol Hoca'nın milli takıma gidiş süreci hem Beşiktaş taraftarı hazırlandı, hem kamuoyu hazırlandı, hem federasyon hazırlandı, hem işte neyse işte. Evet. Hep yavaş yavaş. O açıdan da hani bu işin politiği açısından söyleyeyim. Tebrik ediyorum vallahi bütün tarafları. Abi bak o kadar güzel söylüyorsun ki normal. Ama her şey gerçekten belli. Tabii. Her şey belli. Aylardır biliniyor. Hayır normalde Lucescu 1 Haziran'da bitiyordu. Evet. Sözleşmesi bitiyordu 1 Haziran'da. Oynardım Mart maçlarını. Şenol Hoca ile de Haziran maçlarını oynardı. Şimdi hepsi diyor. Lucescu'yu gönderdin Mart ayına mecbur bıraktın Şenol Hoca'yı gelmeye. Ama mantıklı yani olan oydu zaten şimdi. 1 Haziran'da göndereceğin adamla mı çıkacaksın Mart ayındaki iki maça? O da çok saçma zaten yani. Yani... Sözleşmenin 1 Haziran'da bitmesi çok saçma zaten. Ama bu kadar kaosu ne Şenol Hoca, ne federasyon, ne milli takım, kimse ne Beşiktaş hak etmiyor diyorsun. Yani. Aynen her taraf aslında yıpranmaya başlıyor. Aynen öyle. Zaten aynen o kadar azaldı ki süremiz. Beşiktaş'ı seneye kim çalıştıracak? Tahmininiz, yorumunuz? Mesela ben isimleri sayayım. Hani. Adayları. Adayları adaylar var. Mesela Sergen Yalçın deniyor. Abdullah Avcı daha önce gündeme gelmişti bunu. Net biliyoruz. Ne bileyim, Jorge Jesus'u okudum ben Portekiz'de. Guti ile devam ederler mi etmezler mi diye mi konuşuluyor. Mesela Guti'ye bakalım şu 2-3 ay Şenol Hoca'da giderse onun performansına göre devam edebilir mi? Lucescu'yu da ismi geçiyordu. Lucescu mesela. Abi şimdi düşük bütçeli takımlarla başarılı olan bir teknik adam bulmak durumundalar. Yani öyle gene çok paralar verip yeniden transferler yapacak durumda değil Beşiktaş takımı. Bir de yaşlı bir takım. Bir de bir yenilenme sürecine de girmesi lazım. O açıdan baktığınız zaman bunu başaran teknik adamları bulması, onlarla yürümesi lazım. Çok yani, güzel. Süremiz bitiyor. Top çevirmeyelim. Direkt kaleye gidelim. Ben bakın Sergen Yalçın konusu çok geçiyor. Ben Sergen Yalçın'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yani bütün bu takımlarda oynamıştır. Birine gelmesi için en azından bir sene sezon başından bir takım alıp sezon sonunda 3. 4. yani tamam, Sergen'in üstünü çizdi. Avrupa'ya götürmesi ya da bir kupayla tamam. Kupa aldıktan sonra gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam. O yolu bir gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Benim hiçbir fikrim yok yani hoca konusunda. Yani ben belki Sergen Hoca'yla çalışabilirler diye düşünüyorum. Çünkü az önce aslında söylediğin standartlara da yani Sergen Hoca da hem genç hem Beşiktaş'ta çok önemli bir isim.
Hem de öyle çok da yüksek maliyetlere belki çalışabilecek bir hoca da değil. Hem konumu itibariyle hem de Beşiktaş'ın çocuğu olduğunu da düşünürsek. O yüzden Sergen neden olmasın diye düşünüyorum. Yani şu anda da başarılı gidiyor. Yani Alanyaspor'da ve daha önceki takımlarında genel olarak bir başarısı var. Bu anlamda Sergen Hoca'yı düşünebilirler. Yani yabancı olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Yani Lucescu ya da Bilic belki hani Bilic daha de doğru, önceki... Bilic doğru, o da konuşuluyor doğru. Konuşuluyor. Yani hani belki bunu... onlar da olabilir. Tabii biraz da dediğin gibi maddiyata da bağlı olabilir. Yani çünkü kulübünde durumu ortada diye düşünüyorum. Evet, bu önümüzdeki haftalarda da yine sıkça tartışacağımız bir konu olacak belli ki. Sizin için seçtiğimiz maçlar var. Hemen onların bir oranlarına bakalım. Sonra da programı noktalayalım. Akhisar Spor, Aytemiz Alanya Spor 2.50, 2.90, 2.20, 2.5 alt 1.60, 2.5 üst 1.75. Kasımpaşa Trabzonspor haftanın son maçları 2.90, 3.30, 1.80, 2.5 alt 2.30, 2.5 üst 1.30. Ve Leganes Levante 1.73, 3.55, 2.5 alt 1.50, 2.5 üst 1.85. Bu haftalık bizden bu kadar. Gürcan Bilgiç ve Ayhan Akman'a teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar akşamı yine saat 23.30'da karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.